El sanatları ve hobi sayfama hoş geldiniz. Bu videomda küçük minyatür bir şapka yapacağız. Sıfır nohutu kullanıyorum. İlk önce sihirli halka yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyorum. Sihirli halkamızın etrafını 18 tane ikili trabzan yapacağız. Tığımıza bir kere de doluyoruz. İkili trabzan şeklinde devam ediyoruz. Halkamızın etrafını bu şekilde bitirdik. Şimdi burada hafif sıkıştırıyoruz ortasını. Çektiğimiz 3 tane zincirin başına batıyorum. Ve transfer işlemini gerçekleştirdim. Bir tane zincir çektim. Zincirin dibine battıktan sonra oluşturduğum yuvarlak halkanın etrafına sık iğne yapacağız. Yaptığımız her ikili trabzanın tepesine bir tane gelecek şekilde sık iğne yapıyoruz. Evet, burada aktarma işlemini yapıyorum. Diğer başladığım yere aktardım. Bir tane zincir çekiyorum. Dip tarafından tekrardan sık iğne yapıyorum. Aynı bu şekilde devam ediyoruz. Sık iğne yapmaya devam edelim. Gördüğünüz gibi 4 sıra aynı teknikle sık iğne yaptık. Şimdi burada tekrardan transfer ediyoruz. 3 tane zincir çektim. Tam zincirin dibine 1, 2 ve 3 seferde çıktım. Yani üçlü trabzan yapıyorum. Yaptığım her bir sık iğnenin tepesine aynı yere batacak şekilde 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. Gördüğünüz gibi bakın. Her sık iğnenin tepesine 2 tane üçlü trabzan yaparak devam ediyoruz. Evet, burada tekrardan aktarma işlemini gerçekleştirdik. Yani transfer yaptık. Bir tane zincir çekiyorum ve çektiğim yerin dibine bir aktarma, bir zincir. Bir aktarma, bir zincir. Aktar, zincir. Bu şekilde etrafını dolanacağız. Bu şekilde üçlü trabzanların tepesine batarak etrafına yapacağız. Evet, sonuna geldik. Burada da aktarma işlemimizi en düzgün şekilde yapmamız gerekiyor. Yani devamıymış gibi görünmesi gerekiyor. Belli olmayacak şekilde aktarmamızı gerçekleştirdik ve kesiyoruz.
Evet, şimdi üzerine küçük çiçekler yapacağım. İstediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Sihirli halka yaptım. 3 tane zincir çektim. Tekrardan 3 zincir ve sık iğne. 3 zincir ve 1 tane sık iğne şeklinde 6 yaprak yapacağız. 3 2 4 5 1 2 3 sık iğne. Evet, 6 tane yaprak yaptık ve ortadaki halkanın ipini çektik. Evet, kestim. Açılmaması için bağlıyorum. Gördüğünüz gibi 2 tane farklı renkte çiçek yaptım ve etrafını ölçerek ipimizi kesiyoruz. 4 adet ipimiz var ve burada ipimizi burma işlemi yapıyoruz. Yani ipimizi bir taraftan tutarken parmak aralarımızla, diğer taraftan da bakın ipimizi buluyoruz. Vuruyoruz bu şekilde. Yuvarlıyoruz yani. Diğer tarafı hiç bırakmıyoruz. Daha sonra birleştirdiğimizde iplerimiz birbirine dolanıyor. Bunu etrafına isterseniz ince boncuk yapabilirsiniz veya saç örgüsü yapabilirsiniz ipleri birleştirerek. Ben bu şekilde kenardaki yaptığım işleme daha uygun duracağını düşündüm. Minyatür şapkamızın etrafına yaptığımız balık sırtı tekniğini şapkamızın etrafına doladığımız iple birbirine uyum sağlaması için bu şekilde yaptık ve dikiyoruz. İsterseniz yapıştırabilirsiniz. Silikon yapıştırıcılar, yani sıcak silikon yapıştırıcılar da gayet sağlam oluyor. Şimdi burada iplerimizi açtık. Biraz keseceğiz. Çiçeklerimizi de buraya dikelim. İster sade yap bırakın, isterseniz de ince boncuk koyabilirsiniz içerisine. Gördüğünüz gibi ben böyle küçük inciler yerleştirdim. Çok yakıştırdım, çok da güzel oldular. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Bu tarz küçük minyatür şapkalarımızı çanta süsü yapabilirsiniz, anahtarlık yapabilirsiniz, daha ince ip kullanırsanız küpe yapabilirsiniz, küpe de çok güzel oluyor. Çocuklar küçük kız çocuğu tokalarında kullanabilirsiniz. Evet. Bu şekilde hazırladık. Gördüğünüz gibi sizler de istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Ortasına bu şekilde ister kapak yerleştirin, isterseniz de hiç yerleştirmeyin. Tamamen tercih sizin. Anahtarlık olarak kullanacaksanız bu şekilde kapak yerleştirmenizi tavsiye ederim. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin. Abone olmayı, beni takip etmeyi, videolarımı paylaşmayı, yorumlarınızı lütfen esirgemeyin. Hoşça kalın.